Evet, öyleyse hazırız. Şimdi moderatörümüzü davet edelim ilk olarak. Ziraat Katılım Bankası Başkanı ve Atfimi Genel Müdürü Sayın Metin Özdemir'i davet etmek istiyorum sahneye. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Ve Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası Kalkınma Finansmanı Kurumları Kıdemli Danışmanı Sayın Refik Akıncı'yı davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz Sayın Akıncı. Ve devam edelim. İngiltere Mayer Resources Başkan ve Genel Müdürü Sayın Cornelia Mayer'i davet etmek istiyorum. William White, Cornelia Mayer, please. Ve Uganda Kalkınma Bankası Atfimi Denetçisi, Denetçiler Kurulu Üyesi ve CEO Sayın Patricia Ojangole'yi davet etmek istiyoruz. Alkışlarımız bu güzel hanımlar için. Hoş geldiniz. Welcome. Ve Kazana Türkiye Bölgesi Ofisi Yatırımlar Direktörü Sayın Zafer Sönmez'i davet etmek istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Sönmez. Teşekkür ederim. Evet, kendilerini de koltuklarını aldıktan sonra sözü Sayın Moderatörümüz Sayın Özdemir'e bırakıyorum. Evet, hayırlı akşamlar diliyorum. Tabii günün son oturumu olunca biraz yoruluyoruz. Katılım oturumumuzu takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu saate kadar kaldığınız için. İnşallah beklemenize değecek bilgiler aktarırız diye ümit ediyorum sizlere. Tabii Atfimi Başkanı olarak saygıdeğer hanımefendi bizi davet etti. Atfimi ile alakalı kısa bir giriş yapmak istiyorum. 8.'si düzenlenen İstanbul Finans Zirvesi'ne ilk defa davet edildik. Bu toplantıya katıldığımızdan dolayı, davet edildiğimizden dolayı Sayın Murat Güney'e teşekkür ediyorum. Ben kısaca Atfimi ile alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum müsaadenizle. İngilizce isminin kısaltılmışı Atfimi, Association of National Development Finance Institution in Member Countries of Islamic Development Bank. Uzunca bir ismi var. İslam Kalkınma Bankası'na üye ülkelerde Kalkınma Finans Kuruluşları Birliği olarak kurulduk ve bu sene 30. kuruluş yılını idrak etmekteyiz. İstanbul Finans Zirvesi Danışma Kurulu Başkanı Sayın Profesör Doktor Murat Yüle'ye Kalkınma Bankaları oturumunu düzenlemek için Atfimi'yi ilk kez davet etmesinden dolayı teşekkür ediyoruz, mutluluk duyuyoruz. Birliğimiz kalkınma finans kuruluşlarını temsil etmesi nedeniyle bu oturumda kalkınma finans kuruluşlarının güncel meseleleri ve fintech ile alakaları ele alınacaktır. Oturumumuza başlamadan önce kuruluşumuzla alakalı gene kısa bir bilgi vereyim. Atfimi Cidde'de İslam Kalkınma Bankası'nın girişimiyle kurulmuş. 1987'de çalışmalarına İstanbul'da başlamış ve Bakanlar Kurulu'nun yine aynı yıl almış olduğu karar ile uluslararası hüviyete haiz bir kuruluş haline gelmiştir. Uluslararası Bankalar Birliği statüsünde olan Atfimi kuruluşundan bu yana İstanbul'da faaliyet göstermekte. Başka da bir şubesi yoktur. Temelde kalkınma amaçlı faaliyette bulunan yatırım ve finansman kuruluşlarının üst düzey yöneticilerine yönelik eğitim seminerleri ve toplantıları düzenleyen Atfimi'nin hali hazırda 17 ülkede 41 üyesi mevcuttur. Türkiye'den 7 üyesi bulunmakta. Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Exim Bank, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve İş Leasing Birliği'nin üyeleridir. 9 üyeli yönetim komitesinde Türkiye'den 2 üye görev almakta. Yönetim Komitesi Başkanlığı bu dönemde Ziraat Katılım Bankası tarafından deruhte edilmektedir.
Bu yıl içinde yapmış olduğumuz faaliyetlerle alakalı da kısaca bilgi vereyim. Şubat 2017'de Maskat Umman'da yapılan KOBİ'lerin geliştirilmesi konulu bölgesel seminer. Mart 2017'de İslamabad, Pakistan'da Güney Asya'da finansal içerme stratejileri. Nisan 2017'de Kampala, Uganda'da İslami bankacılığın esasları. Mayıs 2017'de Cidde, Suudi Arabistan'da sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin finansmanı, ulusal ve bölgesel kalkınma finans kuruluşlarının rollerinin güçlendirilmesi paneli. Son olarak Eylül 2017'de Almatı, Kazakistan'da ziraat sektöründe İslami finans fırsatları, İslami mikrofinans ve fintech'in rolü konulu bölgesel seminerleri sayabiliriz. Tabii konuyla alakalı bir giriş yapmayı düşünüyordum ama bu kadar vakit ilerleyince o kısmı atlayarak sözü konuşmacılarımıza aktarmak istiyorum. Konuşmacılarımız ilk olarak sözü Uganda Kalkınma Bankası Genel Müdürümüz Sayın Patricia Ojangale'ye vermek istiyorum. Sözü vermeden önce kısaca kendisiyle alakalı bilgi vereyim. Lisansını Uganda Makerere Üniversitesi Ticaret Bölümünde, yüksek lisans derecesini Eastern and Southern African Management Institute'den almıştır. Chartered Certified Accountants Derneği, Uganda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirliği ve İç Muhasebe Enstitüsü'nün üyesidir. Kenya, Tanzanya, Uganda, Namibya, Swaziland, Lesotho ve Botswana gibi çeşitli Afrika ülkelerinde 10 yılı aşkın çalışma tecrübesine sahiptir. Çalışmaları kredi risk yönetimi ve finans gibi bir takım stratejik iş süreçlerini kapsamakta. Uganda Kalkınma Bankası'nda iç denetim başkanı olarak çalışmaya başladı ve burada işletmeyi yönetmek için iyi yönetişim ve politikaların kullanılmasını sağladı. Şu anda da Kalkınma Bankası'nın genel müdürü olarak çalışmalarına devam etmektedir. Kendisine yönelteceğimiz, bize konuşmalarında aktarmalarını istediğimiz bilgiler kısaca şunlar. Kalkınmanın tarım, sanayi ve özellikle altyapıda, finansmanında kendi ülkenizde hangi noktadayız? Kredi hacminin ekonomik aktivite ve milli gelire oranları, vade maliyet durumları nasıldır? Uzun vadeli kredi arzının arttırılmasında kalkınma bankaları sermaye piyasalarından yeterince faydalanıyor mu? Kalkınma bankaları sermaye piyasalarını geliştirici bir rol üstlenebilir mi? Son olarak da fintech gelişmeleri kalkınmanın finansmanında ne ölçüde yansıyor Uganda'da? İleriye dönük beklentiler ve öneriler var mı? Buyurun Sayın Patrisyan. Thank you and thanks for inviting me to share my country's experience on such an important development topic. I'll just introduce the country briefly. Uganda's GDP is only about $25 billion, and that makes it one of the smallest economies in the world and one of the least development countries in the world. Now, for such a small economy, there are usually different economic, financial, political, and other factors playing out at different levels. One of the country's development challenges are the sectors that we have talked about as far as development is concerned: infrastructure, agriculture, industry. And the country's current priorities are to do as much investment in infrastructure, especially considering the role that infrastructure has to do as far as the country's development is concerned. My country is landlocked, and a lot has been undertaken both by government and the private sector in terms of developing the sector. Investments in the sector, for example, if I take an example of private sector credit,
in the three sectors are just above 10% of the country's GDP. Much as that is the priority, the question that we have and we wonder is this adequate? It's where government is putting priority, but as to whether it's adequate is what we are currently dealing with, and obviously it is not adequate. And that brings us to the issue of development, finance, what would be the sources, how are capital markets playing out. Talking about agriculture, the structure of the economy is agrarian-based, or it relies on agriculture, which employs about 70% of the population. And because of the sector being critical, again, we see government priority in terms of investing in the sector is concerned. Now, investment in those priority sectors is needed in the country. What is the source of funding these developments? And this brings me to the role that capital markets have got to play. We all know capital markets being a source of development finance. But like I mentioned, in a country or a small economy, such as the one of Uganda, different factors play out differently. The financial services sector is one of the critical sectors, but the financial services sector in Uganda is dominated by commercial banks that own about 80% of the assets, and therefore that means that the role of the capital markets currently is very small, with total capitalization of the stock market being about 4% of GDP. Now that is relatively small, and there are factors that contribute to that. One of the causes, again, has been the issues around the economy, where previously, or in the recent past, inflation in the country was very, very high. And at the same time, in terms of government policy, government was trying, issuing a lot of more attractive bonds. So companies would find it more attractive and lucrative to invest in the more risk-free bonds, as opposed to investing in the capital markets. But as the circumstances change, we are beginning to see more companies investing in stock and equities market. But again, the equities market is small, and it leaves only very few large corporate companies investing. For example, currently, I think only 16 companies have invested in the stock market. Now, that leaves investors looking for funding with only an option of undertaking this in the commercial banks that provide or that seem to be the available source of funding. And yet, what we are looking for is long-term investment. And again, the private or the commercial banks that are mainly foreign-owned provide short-term funding. So the role of development banks in Uganda, they're just two, Uganda Development Bank and East African, which is a regional bank. But again, the level of participation or capitalization of the development banks is small. So what development banks have got to do as well is to look for innovative sources of long-term funding. And we are looking at how do we raise money from the stock market or the capital markets and be able to channel it to the to investments that are required in the sector. I'll briefly mention about the state of fintech, financial technology. Uganda has not been an exception, or the banking industry in Uganda has not been an exception to the impact of fintechs in the industry. There is a quote that I like to say, which says, banking is essential, banks are not. And this is because, talking about banking, we are looking at intermediation, channeling resources from areas where there are excess savings to areas where there are investment opportunities. Banks have been one of the intermediaries. Currently, we have financial technologies being the other intermediaries. And therefore, banks have got to change their business model to be able to adapt. Otherwise, there are alternative means of providing banking. And that is why banks may not be essential, but what we need is intermediation, which currently is being done by the fintechs. In the case of Uganda, we're actually seeing fintechs addressing some of the development challenges
that the traditional banks have not been able to deliver. For example, we are talking about financial inclusion. One of the digital solutions that are currently famous, popular, and helping the economy in various ways is mobile money. In Uganda, you don't need to have internet or to move, you know, long distances to try and access funding. But the issues around or the challenges of financial inclusion, which is mainly affordability, access, quality, are some of the issues that we are seeing the financial technologies or mobile money addressing. And these are the things that the traditional banks have failed to do. So in conclusion, I think banks have to adopt or change their business model to be able to deliver financial services, because if they do not do that, then there would be a challenge. Thank you. Sayın Ogan Cale'ye çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğu bilgilerden dolayı. İkinci konuşmacımız Sayın Refik Akıncı'ya söz vermeden önce kendisini kısaca tanıtmak istiyorum. 1967'de Ankara'da doğdu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'na katılan Refik Akıncı, proje ekonomist uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2002-2014 yılları arasında Ekonomik Araştırmalar Daire Başkanlığı yapmış ve 3 yıl süreyle bankanın mühendislik bölümünde sorumlu olmuştur. 2014'ten Ağustos 2017'ye kadar TSKB'nin Geliştirme Finansmanı Kurumu Başkanlığı görevini yürüten Sayın Akıncı, bankayı genişletecek uzun vadeli fonların tanımlanması, oluşturulması, tahsis edilmesi, ödenmesi ve genel iç dış yönetimden sorumludur. Eylül 2017 başından bu yana CEO danışmanı olarak çalışmakta. Ayrıca Reading Üniversitesi'nden Uluslararası Bankacılık ve Finansal Hizmetler alanında yüksek lisans yapmıştır. Buyurun Sayın Akıncı. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli konuklar. Sorulan sorular, kalkınmanın finansmanı, sermaye piyasalarının buradaki rolü ve en sonunda fintech'e getirirken ben de tümden gelince bir yöntemle belli büyüklüklerden yola çıkarak hareket etmek istiyorum. Değerli meslektaşımız, Uganda Kalkınma Bankası küçük olduklarından dünya ölçeğinde bahsetti. Evet, Türkiye bir G20 ülkesi ekonomisi itibariyle yaklaşık 850 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük söz konusu. Ama bu rakamdan sonra söyleyeceklerim hep göreceli, hep yüzdelere dayanıyor. Onun için kendi içinde yüzdelerle değerlendirmek durumundayız. Bizim 850 milyar dolarlık ekonomik büyüklük içerisinde yaklaşık 750 milyar dolarlık bir bank finans sektörü söz konusu. Finans demeyeyim, bankacılık sektörü. Türkiye Bankalar Birliği'nin en son verilerine göre, ki bu son yıllarda değişmedi dolar bazında, yaklaşık milli gelirimize yakın bir bankacılık sektörümüz var. 52 bankadan oluşuyor, katılım bankaları dahil. Biz Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası olarak 17. bankayız. Ciddi şekilde konsolide ilk 10 bankanın çok ciddi hakimiyetinin olduğu, 52 kurum olsa da bir sektör. Bunun içerisinde mevduat toplamayan bankalar olarak 13 kurum gözükür. Ama onlar içerisinde iki tanesi anladığımız anlamda kalkınma bankasıdır. Biri TSKB, biri TKB. Şimdi 750 milyar dolarlık aktif büyüklüğü içerisinde bu iki kalkınma bankasının toplamı %1.2'dir. Milli gelirdeki oranı ise %1'dir. Peki bu büyüklük ne ifade ediyor diye başka örneklere baktığımız zaman, ben tabii birçok örnek alabilirdim. İrtibatımız olan bazı kalkınma kuruluşlarının verilerini aldım. Güney Afrika Kalkınma Bankası DBSA'nın kendi sistemlerindeki payı Kalkınma Bankası olarak %1.7. Polonya Kalkınma Bankası BGK'nın %2.8. Şimdi ilginç bir örnek geliyor. Alman Kalkınma Bankası KfW'nin Alman bankacılık sistemi içerisindeki payı %6.5. Tekrar ilginç bir örnek.
Kore Kalkınma Bankası KDB'nin Kore bankacılık sistemi içerisindeki payı %14.8 ve Brezilya Kalkınma Bankası BNDES'in Brezilya bankacılık sistemi içerisindeki aktif büyüklüğündeki payı %16.6. Şimdi baktığımız zaman kalkınma bankacılığı faaliyetlerinin toplam bankacılık sektörü içerisindeki payı %1.2, gelişmekte olan bir ekonomi için, Türkiye gibi bir ülke için oldukça küçük gözüküyor. Bizim yaptığımız çalışmalara göre bunun en az %5, dolayısıyla mevcut halinin en az 5 katı olması lazım. Ki görüyoruz, Almanya, Kore gibi ekonomik kalkınma düzeyinde ileri geçmiş ülkelerde bile hala sistemde çok büyük payı var ve devam ediyor büyümeye. Yani kalkınma bankacılığının bir gün bitecek mi, acaba neye dönüşür, yatırım bankacılığına mı dönüşür diye benim bankaya girdiğim dönemlerde olan tartışma gösteriyor ki dünyanın ihtiyaçları meydanda bu bitecek bir aktivite değil. Aksine gelişmekte olan ülkelerdeki finansman ihtiyacı, altyapı ve insanların ev sahibi olması gibi baktığımız zaman uzun vadeli fon ihtiyaçları, bu faaliyetler çeşitlenerek devam edecek. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma hedefleri de göz önüne alırsak yapılması gerekenleri. Şimdi tabii %1'lik bir payla gelişmekte olan bir ülkede faaliyet gösteriliyor. Bunu kim dolduruyor diye baktığımız zaman yerini tabii ki ağırlıklı ticari bankalar olmak üzere bankacılık sistemi dolduruyor. Çünkü ülkemizin güçlü bir finans sektörü var. Yani Türkiye'nin mukayeseli üstünlüğe sahip sektörleri nelerdir dense, ben biraz da belki takım taraftarı gibi hareket ediyor olabilirim içinden geldiğim için. Bankacılık sektörü kesinlikle göreceli olarak diğer ülkelere, hatta kendisine ekonomik olarak daha gelişmiş olan ülkelere bile kıyasla çok gelişmiş bir sektöre sahip. Dolayısıyla bu bankacılık sektörü kalkınma bankacılığı alanındaki boşluğu dolduruyor. Dolduruyor, nasıl dolduruyor? Çünkü ülke büyüyor. Sabah da ifade edildi büyüme rakamları ve beklentiler. Ekonomik büyümenin belli bir çarpanı kadar bankacılık sektörü de büyüdüğü için bu büyümenin finansmanında, çünkü hepimiz biliyoruz ki finansal sektör pasifinden büyür, aktifinden değil. Dolayısıyla aldığınız fonlar pasif tarafa ekleyebildiğiniz oranda, sermaye veya sermayesi kıt bir ülkeyiz. Dolayısıyla aldığımız fonlar borçlarla döndürebiliyoruz sistemi, büyütebiliyoruz. Tabii ticari bankacılık sisteminin baktığımız zaman %56 pasifinde mevduat var. Mevduatın da Türkiye'deki ortalama vadesi 2 ay civarında, 3 ayın altında. Ve bakıyoruz bu bankacılık kesimi dünyada uzun vadeli finansmanda en uygun fiyatla veren kurum olarak bilinen Dünya Bankası'nın altında fiyatlarla, operasyonel maliyetlerle kredi verebiliyor sektörde bir enerji projesinin yatırımında. Bu bir bence başarı ama aynı zamanda bir ülke olarak eksikliğimiz. Çünkü bu kadar kısa vadeli bir ve %56 gibi yarıdan fazla bir fonlamayla çok uzun vadeli yatırımları finanse etmek kolay bir iş değil. Ha, kalkınma bankaları olarak bizim ortalama vademiz 11 yıl baktığımızda ve pasifin 2/3 bundan oluşuyor. Yani biz mevduat toplayamadığımız için lisansımız yok. Bizim fonlamamız zaten Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi kuruluşlardan oluyor. Dolayısıyla bizde uzun vade sıkıntısı yok. Aldığımız fonlar o şekilde. Diğer taraftan bakıyoruz, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, KfW gibi kuruluşların Türkiye'ye verdiği fonlar ne mertebede diye, bunların ortalama son 4-5 yıllık dönemde 4 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu 4 milyar dolardan da TSKB, TKB, İller Bankası ve Exim Bank gibi kuruluşları dışarıda bırakırsak, geri kalan kuruluşların, ticari bankaların %60 pay aldığını görüyoruz. Yani kalkınma finansmanı kurumlarının sağladığı finansmanın da %60'ını Türkiye'de ticari bankalar alıyor. Sadece ihtisas bankası olan 4 banka %40'ını alabiliyor. Dolayısıyla bu kadar güçlü bir sektör var ve kendisini bu kıt sermaye ve fonlama içerisinde çevirmeye devam ediyor. Ve bunun bir tabii bedeli de rakamlara yansıdı.
Tasarruf sıkıntısı Türkiye'nin belli. Bu kolay arttırılabilen bir şey değil. Son rakamlarla milli geliri oranı %13,5. Tasarrufların artmaması bankaların mevduatın artamamasına neden olduğu için bankaların bilançolarını büyütmek için mevduat arttırma seçeneği yok. Haliyle başka enstrümanlarla hareket ediyorlar ve zaten 2011 yılında kredilerin mevduata oranı %100'ü geçti ve bugün %117 mertebesinde. Yapılması gereken nedir? Rakamlarla çok uzatmayayım. Yani bu Türkiye'nin realitesi. Yatırım bankacılığı alanını geliştirmemiz gerekiyor. Sermaye piyasaları alanını ülkemizin çok geliştirmesi gerekiyor. Baktığımızda güzel örnekler var. Bir bireysel emeklilik sistemi, BES, özel sektör tahvilleri, varlık fonu gibi girişimler. Fakat bu toplam büyük resmin içerisinde henüz çok küçük adımlar. Bu tarafı geliştirmemiz lazım. Çünkü baktığımız zaman çeşitli uluslararası örnekler verdim ama Anglo-Sakson ülkelerinde kalkınma bankaları yok. Çok ufak örnekler var. Mesela Amerika, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerde kalkınma bankacılığı yok. Tamamen sermaye piyasalarından kalkınma ihtiyacı olan alanları fonluyorlar. Bir Japonya'da hem gelişmiş finans kesimi hem yatırım bankacılığı var. Baktığımız zaman kalkınma bankası olmayan örnekler de var. Demek ki sermaye piyasaları çok önemli bir fonlama alanı. Bu alanı bizim hızla geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü lokal kaynaklardan, yerli para biriminden kaynak sağlayabiliyorsunuz. Böylece yabancı para biriminden risk alma durumunuz söz konusu olmuyor. Önemli bir olanak sağlıyor yatırım bankacılığı enstrümanları. Son olarak da fintech örneğine gelirsek, bizim tabii kalkınma bankacılığı örneğinde bireysel bankacılık yapmadığımız için daha çok dışarıya sunulan hizmetlerde bir apex bankacılığı, yani toptancı bankacılık denen faaliyetimizde bunu görüyoruz. Bizim kalkınma bankalarının şubeleri olmadığı için başka ticari, başka finansal kuruluşlar, yani ticari bankalar, leasing factoring kuruluşları ve katılım bankaları üzerinden kullandırdığımız krediler var. Bu sayede biz doğrudan erişemediğimiz çok küçük ölçekli firmaları ve küçük projelere erişebiliyoruz. Bunların yönetiminde geliştirdiğimiz arayüzler, bu tamamen internet tabanlı yazılımlar üzerinden oluyor. Böylece kullandıran aracılık faaliyetinde bulunan finansal kurumların yöneticilerinin etkin şekilde istenen verileri sisteme girmesi üzerinden bizde kredi onayına düşmesi neticesinde bunları sonuçlandırabiliyoruz. Şu anda üzerinde çalıştığımız bir cep telefonu aplikasyonu kolaylığında olması bunların, ki bir eğitim gerektirmeden bir kullanıcının kullanabilir hale gelmesi deyip sözümü tamamlayayım. Süremizin de ağzını göz önüne alarak teşekkür ederim. Sayın Akıncı'ya teşekkür ediyorum vermiş olduğu bu kıymetli bilgiler için. Üçüncü konuşmamız Sayın Cornelia Meyer'e söz vermeden önce kendisini tanıtmak istiyorum. Cornelia Meyer bir makroekonomist, serbest danışman ve enerji uzmanı. Aynı zamanda Emerald Corporation CEO'su ve yönetim kurulu başkanı, LBY Varlık Yönetimi'nin yönetim kurulu başkanı ve baş ekonomisti, IFO Allianz baş ekonomist ve CIO olarak hizmet vermekte. IFO Avrupa'nın aile ofisleri için birinci platformudur. Cornelia Meyer, Gazol PLS'in yönetim kurulu başkanı ve stratejik danışman olarak görev almıştır. Cornelia Meyer'in tecrübeleri 5 kıta ve pek çok farklı görev ve projede finansçı, danışman, düzenleyici, imalatçı ve yönetici olarak enerji ve diğer farklı sektörleri kapsamaktadır. Sayın Meyer kariyerinde Japonya'da Honorable Yoshiro Mori ve ardından Uluslararası Ticaret ve Endüstri Bakanlığı'nda ekonomik politik danışman olarak başlamış. Enerji, kalkınma ve yatırım bankacılığı alanında Asya, Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da UBS, ADB ve Citigroup için
pek çok üst düzey pozisyonda görev yapmıştır. Cornelia Mayer'in kariyeri General Electric ve BP'de görev aldıktan sonra nispeten ağırlıklı olarak endüstri odaklı gelişmeye başladı. 2010'da Mayer Kaynaklar Danışmanlık firmasını kurdu. Sayın Mayer, sizden gelişmekte olan ülkeler özelinde kalkınmanın finansmanının mevcut durumu nedir? Kalkınma bankaları uzun vadeli kredi kullanmak için sermaye piyasalarından nasıl yararlanabilir? Ve fintech gelişmeleri kalkınmanın finansmanına ne ölçüde yansıyor? İleriye dönük beklentiler nedir? Konularına değinmenizi isteyeceğiz. Buyurun. Thank you very much indeed. It's a great honor to be here and to speak, and thank you to Murat, Professor Dr. Murat Gülek and the IFS for inviting me. These are very pertinent questions. When you sort of roll back to before 2008, everybody said development banking was dead because, you know, the world was doing well and we all thought that the multilateral institutions were no longer needed. In came the financial crisis and even Greece needed a development bank again, the IMF. So I would divide between the multilateral development banks or development institutions, the World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, IMF, the national financial development banks, as your bank is. And I would say we still need them. They're more essential than ever, and we could see that there was even a new one created, the Asian Infrastructure Investment Bank, which is sort of under the Chinese auspices, mainly to help create infrastructure for also the One Belt, One Road project. So these multilateral banks are very much needed. What they can do is they can provide the long-term tenors. They also can act as a multiplier, because if you look at the World Bank, there are political risk insurance guarantees. And these guarantees can help private sector money come in and can help give the confidence to get the long tenors in. So they're very much needed as that, these multilateral development banks. The national development banks also are important, especially in countries like Turkey, and countries where you need to still build a lot of infrastructure which have ultra long tenors. You need these institutions that can give the long tenors. So yes, they are needed. There is room for them, especially in middle-income countries and in lower-income countries and in countries where you need to build the infrastructure. Then I'm going to be very brief because we are running out of time and I can see that people are sort of getting a little bit tired, so I'm moving on very swiftly to where we go with the and obviously these institutions, and if you look at the capital markets, these institutions, the multilateral development banks especially, can help countries build efficient capital markets because they have the experience having done it over and over again, and they can also help reform capital markets. I'm thinking here of IMF and World Bank. So there is a role for them together with governments, especially to build the infrastructure, the architecture of how capital markets can function. Now let us get to the fintech side. As our colleague from Uganda has put out a lot, this is actually very true. It is also about financial inclusion. And in many countries, especially sort of the sort of lower income countries, that is a big problem. So many, even if you go to Morocco, so many people are not banked. They're not in banks. So these fintech companies can provide the solution. And again here, how do the development banks come in? How do the multilateral development banks come in? They can again
help the governments and the banks create the infrastructure, the ecosystem, which allows for fintech companies to come in and grow and and provide the services. So I would say that the multilateral development banks are the insurers and enablers. The national development banks are the long-term financiers, and together they can help. They all have the goal to have financial inclusion, and they can help create that ecosystem that allows fintech companies to grow and participate in markets. Thank you. Evet, Sayın Meyer'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz, vermiş olduğu bilgilerden dolayı. Son konuşmacımız Sayın Zafer Sönmez'e söz vermeden önce kendilerini tanıtmak istiyorum. 1974 yılında Düzce'de doğmuştur. Kariyerinde 1997 yılında Interbank'ta başlamıştır. 2000-2003 yılları arasında Dışbank, 2004'te MNG Bank'ta çalışmıştır. 2005-2010 yılları arasında ABN AMRO Bank İstanbul Şubesi'nde Portföy Yönetim ve Kurumsal Bankacılık Departmanlarında müdür. 2010-11 yılları arasında da Royal Bank of Scotland'da İstanbul Şubesi Kurumsal Bankacılık Direktörü olarak görev yapmıştır. Sonrasında Malezya'da 2012-2013 yıllarında Kazanah National Berhad'da Türkiye, Orta Doğu ve Orta Asya'daki yatırımlardan sorumlu kıdemli müdür olarak çalışmış. 2013 Ekim'de Kazanah Türkiye Regional Office'in kuruluşunda yer alıp halen Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki yatırımlardan sorumlu direktör olarak çalışmaktadır. Sayın Zafer Sönmez'e sormak istediklerimiz, ana sektörlerin gelişmesinde ulusal varlık fonlarının rolü ve rol model olarak Kazanah'ın Malezya'daki rolü nedir? Kazanah koyduğu hedefleri gerçekleştirmek için sermaye piyasalarına ne gibi ürünler sürdü? Ulusal varlık fonları fintech firmalarına yatırım yaparken hangi perspektiften yaklaşmalı? Bu mevcut sektörleri temelden nasıl etkileyecek? Kazanah'ın fintech yatırımları nelerdir? Buyurun Sayın Sönmez. Metin Bey, çok teşekkürler. Öncelikle bize tahammül ettiğiniz için bu saatte çok teşekkür ederim. Yorucu bir gün olduğunu tahmin ediyorum. Ben açıkçası kesinlikle ben konuya hep başka bir açıdan bakmak istiyorum. Benim için her gece kafamdaki temel sorulardan bir tanesi neden Türkiye'de tasarruf düşük? Ben ekonomist değilim ama bu konu benim için en önemli konulardan bir tanesi. Türkiye'nin büyüme modeline bakarsanız genelde kredi bazlı ve açıkçası cyclical, yani mevsimsel, tüketime dayalı bir büyüme modelimiz var. Şeye baktığımızda ben yani istatistiki rakamlar biraz değişiyor ama eski rakamları baz almayı tercih ediyorum. Şimdi Malezya'ya baktığımızda bir kısa Malezya-Türkiye karşılaştırması yapmak istiyorum ki çok çarpıcı rakamlar çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Malezya'nın 1990'lardan bu yana tasarruf oranları %30'ların üzerinde, bazen 40'lar baremine gelmiş, bazen biraz aşağıda. Türkiye maalesef 20'lerin biraz üzerindeyken 90'larda, sonra aşağı doğru gelmiş, %10-15 bandına gelmiş. Revize olan rakamlarla beraber 26-27'lerde ama nakite baktığımızda çok daha düşük olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada temelde baktığımızda Türkiye'nin GDP'si ne kadar? Refik Bey bahsetti, 857 milyar geçen sene. Malezya 298 milyar, yani 300 milyara 850 milyar dolar karşılaştırmasına baktığımızda Türkiye'deki en büyük fon büyüklüklerinden bir tanesi bireysel emeklilik. Bireysel emeklilikte ne kadar para var diye dün baktım, 63 trilyon ya da 63 milyar TL, toplamı 18 milyar dolar. Şimdi Kazanah gibi 3 tane fon sayacağım. 300 milyar dolarlık ekonomide ne kadar büyüklükleri var? Employee Provident Fund, Türkiye'deki SGK gibi, Malezya'da 142 milyar dolar bilanço büyüklüğü, Assets Under Management. Kazanan 40 milyar dolar. Malezya'da kendine örnek bir fon var, ben çok beğeniyorum. Keşke Türkiye'de olsa diyorum. Tabung Haji diye bir fon var, Hacı Fonu.
60'larda kurmuşlar, bugün 30 milyar dolar. Şimdi bunlara baktığımızda temel bir şey var. Her akşam biz şuna bakıyoruz. Regional Stock Exchange'lerin GDP oranı. Ben tavsiye ederim, takip edin. Çok keyif alacağınız bir rasyo. Malezya'ya bakıyorum. %140. Yani market cap Malezya Stock Exchange bölü GDP'si %140. Türkiye %25. %140'a %25. Bizden kötü olan CIS, Middle East, North Africa, Eastern Europe. Bizden kötü olan iki tane ülke var. Biri Egypt, %13. Öbürü Kazakistan. Şimdi burada bence ev ödevimizi yapmıyoruz. Ben ilkokulda şey vardı, tasarruf haftası vardı. Bence bunları tekrardan gündeme getirmemiz lazım. Konuyu burada kapatıyorum. Başka bir noktaya geliyorum. Şimdi Türkiye'de Türkiye Varlık Fonu kuruldu. Çok tartışmalar oldu ama Kazana örneğinden bahsedeyim. Kazana bir closed-end fund. Yani 2004 yılından beri Kazana bir kuruş para girmemiş. 2004 yılında bilanço toplamı 10 milyar dolar. Bugün 40 milyar dolara gelmiş. Bu nasıl oluyor? Yani bence herkesin buna bir bakıyor olması lazım. Kazana bunun bir örneği, dünyada tek örneği değil. Neden? Ben açıkçası rakamlar biraz eski ama BCG'nin, Boston Consulting Group'un bir tane çalışması var, 2013'te yapılmıştı. Çok beğeniyorum. Kanada Pension Fund'lar, yani Kanada'daki emeklilik fonlarının üzerine bir çalışma yapılmış ve çok bence çarpıcı. 2003-2011 dönemi arasında toplam assets under management 350 milyar dolardan 715 milyar dolara gelmiş. Bunun 2/3'ü yatırımlardan gelen getiriden gelmiş. Yani yatırım yapıyorsunuz, değer yaratıyorsunuz, asset büyüyor. 1/3'ü de fonun içine gelen pension fund. Yani içeriye giren emeklilik primlerinin 2 katı return getirmiş. Şimdi bunu bence Türkiye'de bu konuya çok ciddi bakmamız lazım. Ben açıkçası davetliler arasında bankacı olmayan tek kişiyim. Ama 16 yıl bankacılık yaptığım için herhalde bu panelde beni ondan Murat Bey davet etti. Çok teşekkürler Metin Bey. Şimdi buraya baktığımızda ben konunun sermaye tarafına çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Refik Bey bahsetti. Bence çok önemli bir tarafı. Çünkü sermaye tarafını geliştirmezsek ciddi anlamda sorun var. Mesela Kanada'ya baktığımızda Kanada'da 2013 rakamları ama yeni rakamları bilmiyorum. 300 milyar dolar sadece bono piyasasında pension fundların payı var. Toplam capital market'ın %10'u pension fundlar tarafından şey yapılıyor. Şimdi burada tabii bazı ev ödevlerimizi de yapmamız lazım. Mesela Malezya'da global rankinglere baktığımızda mesela ease of doing business diye bir liste var. Türkiye 2017'de 69. sırada. Tahmin edin Malezya kaçıncı sırada? 23. World Bank Minority Interest Protection, yani azınlık haklarının savunması listesinde kaçıncı sıradayız? 57. sıradayız. Malezya kaçıncı sırada? 13. sırada. Şimdi competitiveness'e bakalım. 2016 rakamı Malezya 18. sırada, Türkiye 51. sırada. Yani biz bence biraz dersimize çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi capital markets'e fonlar nasıl yardımcı oluyor? Esasında fon dediğimiz ülke fonları sovereign wealth fund diye geçiyor ama Kazana sovereign development fund. Neden? İçeriye bir para girmiyor. Bir wealth'a dayalı değil. Yani asetleri tekrardan değer yaratıyor ve kendini leverage ediyor. Şimdi Kazana'nın özellikle Islamic Finance tarafında inanılmaz pioneer rolleri var. Dünyadaki ilk exchangeable sukuğu Kazana yaptı 2007 yılında. İlk Çin Yuan'ı sukuğu 2012 yılında yaptı. Sukuk kelimesini telaffuz edemiyordu Çinliler o zaman. Singapur doları sukuğu 2011 yılında yaptı. Negative yield sukuğu 2013 yılında yaptı. Artı 2015 yılında da ilk social responsibility sukuğu yaptı. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Regülasyon hep arkamızdan gelecek. Yani biz oyunculara cesaretli olup regülasyonu arkamızdan çekmemiz lazım. Yani bence en önemli konulardan bir tanesi bu. Capital markası development fundların nasıl katkıda bulunduğunu anlatmak açısından söyledim buna. Şimdi Kazanan development tarafında yaptığı, mesela Malezya, Singapur tarafına gidenler belki biliyordur. Malezya'nın güney kısmı İskandar, Johor bölgesi. Yani
Kazanah buraya kabaca 23 milyar dolar yatırmış son 10 yılda. Tamamen boş bir arazi ama Singapur'a yakın olduğu için oraya değer katmak anlamında 23 milyar dolarlık yatırım yapmış. Sektörde bakın Bond filmlerinin çekildiği Pinewood stüdyoları, Marco Polo dizisini seyrettiniz bilmiyorum ama Malezya'da çekildi ve Pinewood stüdyolarında tamamen development amaçlı. Bunlar returnleri belki beklediklerimizin altında ama bizim açıkçası yaptığımız şey diğer taraftan kazandıklarımızı öbür taraftan subsidize ediyoruz. Onun için development fundların rolü büyük. Yani kabaca baktığımızda son 10 yılda bizim return'ümüz compounded annual growth olarak bakındığınızda %10'lar civarında ve 3 times bütün asetlerimizi büyütmüşüz 10 yıllık dönem içerisinde. Şimdi burada fintech tarafına geleceğim. Bizim için çok çok önemli. Neden? Açıkçası ben kazanağa girdiğimde teknoloji nefret edilen bir sektördü. Teknoloji ekibi katta en kötü yerde otururdu. Şimdi en iyi yerde oturuyor ve acayip kalabalıklar. Neden? Çünkü 2012'de Alibaba'ya 400 milyon dolar yatırım yapıyor. 2014'te 1.4 milyar dolar olarak IPO'sunu yapıyor. Herkesin gözü açıldı. Teknoloji nedir falan derken bizim için de önemli noktaya geldi ama fintech şundan önemli. İki türlü. Birincisi bizim conventional sektörlerimizi disrupt ediyor. Yani bankacılık, sigorta sektörleri için bir risk. İkincisi burada yaptığımız direct investmentlar. Yani nasıl oradaki kaybettiğimiz değeri kazanırız. İkincisi de biz fonlara yatırım yapıyoruz. Fintech fonlarına. Çünkü siz en iyi fintech yatırımını seçme şansınız bence zor. Yani şu değerleme ortamlarında. Onun için bir portföy mantığında fonlara yatırım yapma planımız da var. Bunu da yapıyoruz. Şöyle kabaca fintech ekonomisi nedir diye baktım ben. 2016'da global fintech yatırımları 13.6 milyar dolar. 1 milyar doların üzerindeki toplam 13.6 milyar dolar. Şimdi buradaki en büyük vertical'lar genelde şöyle söyleyeyim, 1 milyar doların üzerinde değerlemesi olan 16 tane alternatif finans. Yani bir şekilde online lending diyebilirsiniz, student loan diyebilirsiniz. Bunların sayısı 16 tane. 1 milyar dolar üzerinde. Digital payments dediğiniz 10 tane 1 milyar dolar üzerinde. Yani unicorn'dan bahsediyoruz. 10 tane de unicorn digital payments da var. Data software tarafında 8. Digital banking, insurtech, asset management tarafı 2-3 çok önemli değil. Şimdi bunun en büyük oyuncusu dünyada kim? Çin. 500 milyar dolar üzerinde internet consumer market'ı var. Şimdi bir ötesine gittiğimizde league table'lara baktığımızda 1 milyar doların üzerinde yani unicornların asset value'su Çin'de 112 milyar dolar. Çok önemli. Global lider Çin. Çok önemli. İkinci global lider Amerika 50 milyar dolar. Ama sayı olarak Amerika'da 18 tane unicorn var. Çin'de 13 tane unicorn var. Demek ki Çin'de bir konsolidasyon var. O da birazdan geleceğim. Alibaba'dan kaynaklanıyor. Sonrası Londra, UK. Orada da 18-19 milyar dolar civarında 4 tane şirket var. Şimdi global fintech liderleri kimdir, liderler kimdir diye baktığınızda en tepede Ant Financial var. Nedir bu? Alipay. Alipay'in toplam değeri 60 milyar dolar. Dün baktım Alibaba'nın şu anki market cap'i 432 milyar dolar. Bir yıldaki return'ı 93. %93 dolar bazında değeri artmış Alibaba'nın. Keşke yatırsaydım yani o dönemde. Şansım olsaydı. Şimdi buna baktığımızda biz ne yapıyoruz kazanan olarak? Bizim fintech tarafında açıkçası büyük bir yatırımımız yok. Toplam teknoloji yatırımlarımız asset size'ın %5'i. Bunu %10'a çıkarmaya çalışıyoruz. Ana hedeflerimizden biri. Şu ana kadar 117 milyon dolarlık küçük, yani kazanan ölçeğinde küçük diyebiliriz. İki tane fintech yatırımımızla VLAB ve Sofi. Biri Amerika, biri Çin bazlı. Toplamdaki portföyümüzü 300 milyon dolara çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun küçük bir kısmı yine fonlar üzerinden. Çünkü alpha return deniyorlar. Böyle çok hani seviyorlar bu tür terimleri. Alpha return'ı yaratmanız çok kolay değil. Onun için fonlar üzerinden yapmak daha mantıklı. Bir de direct investment dediğimiz, yani direkt yatırım yaptığımız disrupt edilen sektörlerimiz, bankacılık, sigorta. Burada nasıl şirketlere yatırım yapalım ki oradan kaybettiğimiz yeri direkt yatırımlarla toplayabiliriz. Toparladığımda açıkçası ben şuna önem veriyorum.
Kazanan 5 tane ofisi var. Ofisleri sayayım size. Çin, Hindistan, Londra, San Francisco ve Türkiye. Yani fintech eğer içindesiniz, en azından bunun bu 5'lerin 4'ü Türkiye hariç olmanız gerekiyor. Bunu kısa bir şekilde anlatmak gerektiğinde, Türkiye'de kaç tane şirketimiz var? Çin'de, Hindistan'da, Londra'da ve San Francisco'da ofisi var. Buna odaklanırsak bence bazı konuları çok daha hızlı çözeriz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Sayın Sönmez, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Tabii bu oturumumuzun bu bölümünde bir ikinci bir tur yapmak düşüncesindeydik. Eğer konuşmasına ilave yapmak isteyen konuşmacımız varsa söz vermek isterim. Yoksa varsa dinleyicilerimizden soruları almak isteriz. Yoksa herkes bitirin de gidelim mi demek istiyor bilmiyorum. Var mı? Eğer sorular varsa soruları alalım. Evet. Buyurun. Duyarız herhalde. Özellikle son oturuma büyük bir enerji kattınız bütün panelistler olarak. Zafer Bey de son konuşmacı olarak. Hem de Interbank'ta aynı bankada çalışmışız. Ben ayrılmışım, siz başlamışsınız 97 yılında. Ben şunu sormak istiyorum. Ben de bir fon yöneticisiyim. Türkiye'de bir fonun ülke müdürüyüm. Hep söylenen bir şey vardır fonların girmesi için. Exit likidite için bir kere yani çıkış giriş likiditesi, çıkış likiditesinin olması gerekiyor. Çünkü her fonun mutlaka bir eğer kapalı uçlu fonsa, closed end fundsa bunun satıp çıkması lazım. Birine satıp çıkacak. Bu bisiklet gibi yani. Biri satacak öbürü alacak. Biri satacak öbürü alacak. Bu sürekli bu çark dönecek. Şimdi Türkiye'de bir takım ev ödevlerinden bahsettiniz. Ben yıllar evvel sizin bu pension funds diye bahsettiğiniz emeklilik fonlarında hatırladım. Kanada, Ontario öğretmenler emeklilik fonu Türkiye'ye gelmişti. 40 küsür milyar dolardı tahmin ediyorum. Ve her ay abonesi olan öğretmenlere 4000 dolar emekliliklerine ilave bir şey veriyordu. Maaş veriyordu kendilerine. Yani emeklilik maaşları hariç 4000 dolar. Türkiye şartlarında bunu bir düşünün ne kadar büyük bir rakam. Ve Türkiye'ye ortak olmak için bunun gibi onlarca, yüzlerce yabancı emeklilik fonlarından tutun yatırım fonlarına kadar gelmekteydi. Ve biz ne yaptık da yani bu kadar çok kapımız açıkken ve her türlü açık kapı politikasını izlerken bu fonlar ve bu yatırımcılar artık Türkiye'ye gelmez oldu. O eksik ev ödevlerinden yani sıralayabileceğiz ilk üç tanesi nedir mesela? Yani neler yapmalıyız ki bu sizin gibi Kazana gibi yani gelip 5. ofisini Türkiye'de açan bu çok önemli bir şey yani Türkiye için. Ya da fund of funds dediğimiz fonların fonu sizin yatırım yaptığınız o alfa getirileri sağlamak için bu tarz getiriler peşindeki fonları Türkiye'ye çekebilmek için bu çıkış likiditesini sağlayabilmek için ki giriş likiditesi olsun neler yapmalıyız? Teşekkür ederim. Teşekkürler Zafer Bey. Zor bir soru. Yani benim günlük olarak her dakika yaşadığım bir konu. Onun için cevaplarım biraz kişisel olacak. Çünkü ben açıkçası yatırımcının emotionally klik etmesini gerektiğini düşünüyorum. Yani bu çok önemli bir konu. Yani ne yaparsak yapalım bir kere bizim yurt dışına çıktığımızda rahat olmamız lazım ve sakin olmamız lazım. Ve kendimizi anlatıyor olmamız lazım. Ben burada çok ciddi bir orantısızlık görüyorum. Şundan dolayı bence Türkiye Asya'da kendini yeteri kadar anlatmıyor. Asya fonları Türkiye'ye kalben daha yakınlar. Onu söyleyeyim. Şimdi mesela şunu söyleyeceğim. Batılı fonlara da geleceğim. Çok kısa örnek vereyim. 2013 yılında örnek verebilirim. Mesela Polat Enerji'nin süreci vardı, satılma süreci vardı. Biz PSP ile yarıştık orada ve PSP bizden çok iyi bir teklifle aldı. Şunu söylemek istiyorum. Bu şirketlerin cost of equity'si düşük.
Bundan dolayı çok iyi teklif verebilirler. Ama buradaki temel sorunlardan bir tanesi governance problemi. Yani yeni bir şirkete girdiğinizde, yeni bir ülkeye girdiğinizde bir kere o şirketin governance'ının çok yüksek olması lazım. İkincisi, ki Paul Technology iyi bir şirketti, sakın o anlamda yanlış anlamayın. Türkiye'deki kur riski. Yani günlük sorunlarımızdan bir tanesi şu, dolar yatırıyorsunuz, ben Malezya fonu olarak söyleyeyim size, dolar yatırıyorsunuz. 3 tane IRR takip ediyoruz, internal rate of return, dolar, ringgit, TL. TL return'ünüz çok iyi olabilir ama bizim return'ümüz dolar olduğu için ve reporting currency'miz ringgit olduğu için bu iki return'de 2013'ten bugüne bir bakın, Türkiye'nin karnesi pek parlak değil. Ben Türkiye'yi şöyle tanımlıyorum, betamız çok yüksek. Yani iyi olduğumuzda en iyi biz oluyoruz, kötü olduğumuzda en kötü biz oluyoruz. Bence biraz o volatility'yi daraltmamız lazım. Bunun da daralması için Türkiye'de institutional investor maalesef yok. Bu en önemli eksikliklerimizden biri. Sigorta şirketlerine bakın, sigorta şirketlerinin elinde bir sürü likit de var. Hiçbiri equity piyasasına yatırım yapmıyor, çok az. Yani bunun ciddi anlamda bakılması gerekiyor. Devlet fonlarımız bize ilkokulda öğretilen karma ekonominin ben çok mantıklı ve makul olduğunu 40 yaşımdan sonra anlamaya başladım açıkçası. Bence çok doğruymuş. Yani karma ekonomiyle Türkiye'nin tekrardan yatırımlarını birincisi daha iyi bir noktaya getirmesi lazım. Devlet kurumlarımızdaki corporate governance'ı, board representation'ını arttırmamız lazım. Yabancı fonlarla ilgili de çok ciddi ilişki geliştirmemiz lazım. Yani bunu çok iyi yapan bir kurum var Türkiye'de, İspat. Ama İspat yatırım yapmıyor. Yani InvestGo.tr. Onun yanına da yatırım yapanı bir şekilde yapıştırmamız lazım. Çok önemli. Çünkü yani benim telefon defterimin %70'i yabancı. Ve global bir noktada bir sürü insana ulaşabiliyorsunuz. Bu tür profilleri çok arttırmamız lazım. Ben açıkçası emotional, duygusal tarafın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama ikincisi, kur riskimiz yüksek. Bunun ciddi olarak sorun olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü de Türkiye maalesef şu anki durumunda şöyle bir şey, ben sakın yanlış anlamıyorum, benim benzetmem şu. Biz koşu bandında koşuyoruz. Çok hızlı koşuyoruz. 12 kilometreyle ama koşu bandı bir yere gitmiyor. Ama düşmüyoruz da. İlginç bir şekilde böyle değişik bir ülkeyiz. Düşmüyoruz. Çok iyi koşuyoruz ama ekonomideki efficiency gain kaybolmuş durumda. Yatırımlar azaldığı için zaten iyi şirketleri dünyadaki her fon farkında. Yani inanılmaz bir network var. Yani Türkiye'deki iyi şirketleri çok iyi farkında. Asıl benim takıldığım konu midcap ve SME tarafına bakan Türkiye'deki institutional investor yok. Private equity yok. Devlet yok. İnanılmaz bir şekilde maalesef, sakın yanlış anlamayın, bankacılık tarafına overexpose olmuş durumdayız. Loan to book rasyosu %140'ın üzerinde Türkiye'de. Yani daha fazla bunu sıkıştıramayız. Bu sefer balon patlayabilir. Bunu azaltmanın yöntemi equity tarafını desteklemekle. Ve devletin elinde Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank, inanılmaz bir database var. Bütün SME'ler, midcap'ler orada var. Yani bunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yorumlarım kişisel ama açıkçası equity tarafının Türkiye'de çözülmesi gerekiyor. Her akşam baktığım rasyo benim için önemli. Türkiye'de borsasının GDP'ye oranı %25 olmaması lazım. Yani Suudi Arabistan %40'ın üzerinde. Bizim %60'lara, %70'lere nasıl geliyoruz bunu planlamamız gerekiyor. Önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz uzun bir cevap oldu ama teşekkürler Zafer Bey bu arada. Teşekkür ediyoruz. Başka sorusu olan arkadaşımız, buyurun. Ali İbrahim Özdemir. Herkese iyi akşamlar. Siz uzun diye cevap verdiniz. Ben kısa bir soru soracağım. Varlık fonu bu konuda cazibeyi arttırmak adına itici bir güç olamaz mı? Geçen seneki zirvede çok daha fazla bahsedilmişti. Bu sene varlık fonundan çok bahsedilmiyor. Acaba popülaritesini yitirdi mi? Yoksa istenilen, beklenilen ilgiyi görmedi mi? Dünya nasıl görüyor? Malezya nasıl görüyor?
Teşekkür ederim, sağ olun. Pardon. Ben Varlık Fonu'nun çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Çok fazla eleştiri var bu konuda. Bence Türkiye'nin çok iyi yaptığı birkaç proje var son yıllarda. Mesela 3. Havalimanı. Kesinlikle doğru. Devlet projesi sonuna kadar yapılması gereken bir şey. Çünkü Türkiye havacılık sektöründe inanılmaz bir lokasyona sahip. Varlık Fonu neden doğru? Varlık Fonu devletin asetlerinin verimli şekilde kullanıldığı zaman doğru. Ve bunun için çok ciddi bir kadro oluşturmamız lazım. İnsan gücü, emek ve disiplinli çalışma gerekiyor. Ben şuna bakıyorum, bir sürü eleştiri var. Bu bir otoban diye düşünün. Varlık Fonu bu otobana çıkması gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin institutional investor'ı yok. Türkiye'nin financial powerhouse'ı yok. Bunu yaratmamız gerekiyor. Ve bence devletin yaptığı çok doğru bir karar. Şimdi burada yanlışlar var mıdır, doğrular var mıdır? Bence biz zaten şöyle bakıyorum. Mehter Marşı var Osmanlı. Biz hani iki adım ileri bir adım geri gidiyoruz. Ama yönümüz hep ileri. Bence hani bu çok önemli. Onun için genel olarak çok doğru olduğunu düşünüyorum. Ama ekiplerin doğru oluşturulması lazım. Hani İngilizce no pain no gain gerçekten öyle bir konu. Disiplinli çalışma ve şeyle olacağını düşünüyorum. Ben açıkçası çok doğru karar olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Oturumumuzu burada kapatmayı düşünüyorum. Bu saate kadar bekleyip dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah beklediğinize değmiştir diye düşünüyorum. Biz de size çok teşekkür ediyoruz.